Radyoterapide diğer organların zararı oluyor mu diye sorular da geliyor. En sık karşılaştığımız soru başlıkları. Şimdi radyoterapi lokal bir tedavidir. Evet. Yani sadece uygulandığı bölgeyle alakalıdır. Oluşturduğu yan etkilerde, şeylerde. Yani kemoterapi gibi damardan vücuda verilen bir ve tüm vücudu etkileyen bir tedavi şekli değildir. Aynı cerrahi gibi. Cerrahlar da nasıl girip oradan çıkartıyorlar. Onların da bir takım komplikasyonları oluyor. Radyoterapi bunlara göre daha az komplikasyonlu. Sadece lokal bölgeye uygulanan bir tedavi yöntemidir. Hele son yıllarda geliştirilen stereotaktik radyoterapi metotlarıyla bu yan etki oranları, IMRT dediğimiz yeni tedavi modaliteleriyle ya da IGRT dediğimiz yani görüntü kılavuzluğunda bilerek, görerek hedefe ateş ettiğiniz, hedefi ışınladığınız tedavi metotlarıyla bu yan etki insidansları günümüzde daha da azalmıştır. Akciğerin böyle küçük, opere olmak istemeyen küçük hastalıklarında çok fazla bir yan etki görülen bir durum değil. Tabii bunları biz de radyoterapi yaparken, tamam sen ameliyat olamıyorsun, hadi yat da radyoterapi yapalım diyemiyoruz hiçbir evet. zaman. Ne yapıyoruz? Hastayı önce bir değerlendiriyoruz. Bir takım kriterlerimiz var. Nedir hocam? Mesela küçük tümörler için bir kere bu ışınlamayı yapabilmek için tümörün 5 santimden küçük olması lazım. İyi diferansiye tümör olması lazım. Bu saydığım yeni gelişmiş stereotaktik radyoterapi için. Aynı zamanda kritik organlara çok yakın olmaması gerekir. Çünkü bunların belirli dozları vardır. Biz radyoterapi planlarken bu planı yaptığımızda bu çevredeki o kritik yapıları da tek tek çizeriz. Ve onların aldıkları bu dozları mutlaka ve mutlaka standartların altında olmasına özen gösteririz. Dünyada bu konuda yapılmış birçok çalışma vardır ve bu çalışmaların ortak kararlarından çıkmış bir dokümentasyon vardır. Yani atıyorum kafadan medulla spinalis dediğimiz boyun omurilik sıvısına yakın bir tümörü ışınlarken bu şeyin alacağı işte bir kere verdiğimizde alacağı maksimum dozu bellidir. 3 kere verdiğimizde alacağı maksimum dozu bellidir. 5 kere verdiğimizde alacağımız dozu bellidir. Bunlar tek tek yapacağımız tedavinin şekline ve durumuna göre değerlendirilir. Ve gerekirse tekrar tekrar planlar yapılır. Tekrar tekrar planlar yapılır ve bu istediğimiz seviyelere getirdiğimizde ancak ve ancak hasta tedavi edilir. Biz de öyle kafamızdan tamam mı radyoterapi yapalım diyerek radyoterapiyi hiçbir zaman yapmayız. Hele ki günümüzdeki yeni gelişmiş sistemlerle gerek radyoterapi cihazlarına monte edilmiş görüntüleme metotları, gerek tomografiden aldığımız görüntülerle yaptığımız 3 boyutlu o planlar, IMRT dediğimiz planlar ya da stereotaktik radyoterapi için yaptığımız planlar artık hepsi yerini tamamen görerek, bilerek yaptığımız tedavilerdir. Ve çevredekilere de ne kadar ne yaptığımızı tamamen bildiğimiz tedavilerdir. O nedenle artık radyoterapide yan etki insidansları giderek azalmıştır. Evet.